Yani punk, rock, marjinal, fantastik bunlar benden çıkmaz. Ben klasik kadınım, uğraşmayın benimle dedi. Kendisinden beklemediğimiz bir hararetle hafta içinde esti gürledi. Şaşırdık tabii. Peki o çıkmaz bu çıkmaz retro çıkar mı? Görelim Ezgi Baylar podyumda. Nereye gidiliyor acaba? Ben şimdi bir chill out festivale gitmeye karar vermiştim. Ama çıkamadım evden. Ali anne gitme dedi. Bu sefer festivalden sonraki partiye gidiyorum. After party'ye gidiyorum. Peki gel bakalım. Nazlı. Yani hem geçmişi görüyorum hem de günümüzü görüyorum. Yani elbise tamamen retro gibi geldi bana. Çorapları çok beğendim. O zamanlara gönderme yapmışsın, krem olması. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Emel? Ben de hani günün retrosuna uygun buldum. Bandanını yapıştırdım. Elbisen de şimdi giyinilir. Beğendim ben. Teşekkür ederim. Özden? Ben de çok beğendim. Sadece başka bir çanta kullanabilirdim. Bir de kemerinin tokası yine deriden olabilirdi. Öyle çok güzel olurdu ama şu anda da hani eksik görünmüyorsun. Teşekkür ederim. Ayşegül son yorumu alalım. Ben de baktığımda hani yani gerçekten renkler olarak öyle görüyorum ama sadece çizmeden emin olamadım. Diğer her şey okey bana göre de. Yani günümüz. Hazır mısın Ezgi? Hazırım. Bol şans. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben chill out'ta after party'ye gidiyorum. Yani chill out'a gidecektim normalde. Baktım yetişemedim. Ayakkabılarımı değiştirdim. Üzerindeki yani elindeki ceket var değil mi? Ceketim var güderi ama bu bilezikleri çıkarmam gerekiyor. Hani giymek üstünden, için. Evet giymem ve çıkarmam için. Ya çok ince kaldı o. Keşke bir böyle bir yunlu bir palto. O da başka bir dizaynla giyseydin ya da tek renk böyle bordo ya toprak denedim, tonları. Ama çorap olmadığı için burada. Giysen çorapı. Üstüme palto aldığımda. Çorabı giyseydin. Çorapı giysedin, böyle bir palto yani giyseydin tamamen yani o tarzını şeyde hak verirdin. Çünkü şu anda biraz yarım kaldı gibi geliyor bana. Ha evet. Çorabım retrosun. Var da şey çorap. Retrosun. Tarzın belli yani. Bir yere görsün seni, ah retro diyeceğim diyerdim. Ama dediğim gibi çorap, üzerindeki bir palto omuzda atabilirdin. Bir şey daha böyle bir şey katabilirdin düşünüyorum. Ama tekrar çok iyi görünüyorsun. Teşekkür Hak ederim. Ettin 8. Teşekkür ederim. Ben üniversiteyi 70'li yıllarda okudum. O dönemler Sultanahmet hippie modası vardı. Ve hepimiz az çok hippie olmaya çalışarak, saçlarımızı uzatarak da Sultanahmet'e giderdik. Bir de lisanımızı ilerletmek için orada pratik yapardık. O dönem hippiler çok önemliydi. Ben de retro deyince hep hippileri de hayal ederim. Hippilerin günümüze uyarlamasını. Sen bunu gayet güzel uyarlamışsın. Ama o çizmeler ne be kardeşim? Ya bir postal, ya bir dolgu topuk. Giyseydin direkt onu alırdın. Ama şimdi benden 9 veriyorum sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu elbisenin üstüne bence bir yelek olmalıydı. Hatta o yelek de böyle boğa tüyleri var ya. Onlardan kısa olsaydı tam anlamında o zaman iyi olurdu. Çizmelerin bu günün çizmesi hiç retro ile ilgisi yok çizmelerinin.
daha kalın, çok kalın olması lazımdı topuğunun. Topuk çok önemli retroda. Ay ben bari papucumu göstereyim. Benim de retro papucum var. Ay 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 ay. Çok affedersin diyorsun. Aklıma geldi de ondan gösterdim. Yani üstünde o güderi gibi bir şey olmamış onun üstünde. Neyse. Ben de 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Retro musun? Retrosun. Ben elbisenin desenini beğenmedim. Genel havan çok iyi. Evet, çizmelerin de kalın platformlu olsaymış keşke. Puanlarıma bakıyorum, kimlere ne vermişim. Kafamda bir karşılaştırma, kıyaslama yaparsam eğer... Sana da 7 veririm. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ezgi'yi de yayın alıyoruz. Efendim, podyumun kapanışını yapacak All Star'ın en hızlılarından, tabii ki stil bakımından değil, çene bazında değerlendirirsek, bu sezonun All Star'ın caps fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor Ayşegül Retro'da. Nazlı. Seni de yine eski dönem Türk filmlerinden çıkmış gibi gördüm. Bir de böyle kemerin uzaktan şey görünüyor. Sanki kemer yok. Seninle aynı renk kemer. Böyle bir sanki bir turuncu ip geçiyormuş gibi görünüyor. Keşke başka bir kemer kullansaydın. Ama beğendim. Kolları belki düz olabilirdi. Yani İspanyol böyle biraz daha eskiye dönmüş ama güzel. Beğendim. Teşekkür ederim. Göşa. Benim en çok sevdiğim tarzdır. Hani bu tarz pantolonlar böyle daha cipsi, daha apaçı tarz ama yani retroda şöyle bir şansım var bu tarz yapıyorsan. Alt İspanyol paçasına varım ama üstüne daha mixlemek, daha jean bustiyerler, daha beyaz, ekru, püsküllü, yelek. Yani o kadar çok öne açık bir aslında bir tarz ve renk giymişsin ki o modelde. Daha cipsi giymişsin sen. Daha hippie modeli. Senin önün daha açık. Renkleri karıştırabilirdin. Üstündekini daha farklı renk yapabilirdin. Daha çiçekler, çizgiler. Ama cinle ve süet yeleklerle yapmanı isterdim. Biraz zayıf buldum. Yani yapmak istediğini anladım. Aslında renkler çok güzel ama zayıf buldum. Ben de buraya gelince böyle bir şok oldum. Hani yapmak istediğim ne hayaller hayatlar oldum ben de bayağı. Ayşenur. Saçın, makyajın falan hani kullandığın aksesuarlar Ayşegül aksesuarı olduğu için ya yani saçın falan da aynı. Hani bana değişik gelmedi. Neden biliyor musun? Çünkü sen normalde böyle pantolonlar falan giyiyorsun. İspanyol değil ama bu rengi de çok kullanıyorsun. Sen bana normal hafta içindeki konseptinle haline gelmiş gibisin. Saçın hep aynı çünkü. Yani bir değişiklik, bir şey, bir aç, bir şeyler yap. Bir renk kat. Turuncudan vazgeç, bronzdan vazgeç. Yani galada da böyle geldin, bir eleme gecesine böyle geldin. O kadar renkli ya da bir şeyler değiştirir bir şeyleri yani. Hep aynı. Saçın aynı Ayşegül'sün sen. Takın aynı Ayşegül'sün.
Bitirdin mi? Bitirdim. Galada böyle geldin derken bu ikinci gala geçen galada bambaşka gala şeydi. Gala diyorum, eleme gecesi ama diyecektim. Ama dinlemeyeceksen konuşmayacağım. Eleme gecesi diyecektim, düzeltiyorum. Dinlemeyeceksen konuşmayacağım. Okay. Ayrıca ben zaten günümüz retrosu olarak uyardım ve günümüz retrosunda gerçekten giyinseydim böyle giyinirdim. Saçlarımı değiştirmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca ben normalde bu kadar büyük gözlük takmıyorum ve ilk defa saçımı buradan böyle ördüm. Saçın gözlük görünmüyor bile. Gözlük taktığımı görmemişsindir yani. Hani bunu sadece söylemek için söyleme, günlük aksesuarların Ayşegül deme, ben böyle büyük kemer genel bile kullanmadım. Genel anlamda sen böyle kolye takıyorsun. Saçın, makyajın hep aynı, hiç değişikliğe açık değilsin, Ayşegül, önün kapalı. Ayşegül sen çok değişiksin, onun için gerçekten senin önerilerini dikkate alacağım. Canım ben seni eleştiriyorum, sen beni değil. Karşımda sıra değişik bir şey görmediğim için değişik birinin beni eleştirmediği. Karşımdaki insan hep değişik geliyor. Her geldiğimde kimse beni tanıyamıyor. Evet, her geldiğinde Ayşenur'un tarzı da bu değil diyorsun yani, ama biz bir o tarzı daha göremedik yani. Ben her bir dahaki eleme gecesinde Ayşenur'un geldiğin giyecek tahmin ediyorum. Püsküllü kırmızı elbise giyer artık. Ben hiçbir zaman püsküllü elbise giymedim ki. Söyleyebileceğin mantıklı bir şey yok, anladın mı? Birine bir eleştiri yapıyorsan ben sana içeride iyi takip et. Bak ben nasıl takip ediyorum, biraz beni örnek al. Yeniliğe olmaya açık çalışıyorsun ol. Ya iyi örnek al. Yeniliğe açık ol, yenilerin önünü kapatmaya çalışma. Komik bulma yani. Komik buluyorum deme yenilikçi bir şeyler yapanları. Sen de birazcık kafanı yenile. Özden. Güzel olmuşsun bence. Yani renklerin falan uyuyor. Taba, turkuaz kullanmışsın, turuncu kullanmışsın. O dönemi yansıtıyor gözlüğün falan da, beğeneceklerini düşünüyorum. Sadece kemerin farklı bir şey olabilirdi. Süet örgülü bir kemer. Ya biz seninle karşılaştık, evet. Aslında. Ben çok güzel bir kemer buldum ve gerçekten de işlemeliydi ama hesap edemediğim bir şey belime olmayacağı. Orada denemedim ve sonra olmadı. Güzelsin. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ayşe? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Şimdi efendim retroyu puantiyede gördük. Karmaşık desen de gördük. Aztek desenlere benzeyen kıyafetler de gördük. İşte şimdi bir de burada görüyoruz. Benim için retrodur. Teşekkür. Ayakkabılarınla, kıyafetinle, çantanla bir yerden puan kırıyorum. Nereden kırıyorum biliyor musun? Ne kırmak zorundayım. Emel çok boğuktu. Onu kırdım. O da benziyorsunuz. Sırtında veya elinde farklı bir ceket görseydim ben sana burada onu verecektim. Ama bir fazlalık istiyordu. Bir ekstra bir şey istiyordu. Onu veremediğin için 9 veriyorum. Teşekkür sana. Ederim. Çok teşekkür ederim. Hocam seni saygıyla dinledim. Hocam. Estağfurullah efendim. Nurum. Yok, öyle içimden geldi. Canımsınız benim. Ayşegül seni hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Hani eskiden Türk filmlerinde şantöz kızlar vardı böyle. Ondan sonra ellerinde gitarlar falan. Tamam yani o döneme ait ama çok sıkıcı buldum. Kumaşı beğenmedim. Belki bunu o dönemde böyle payet çok modaydı böyle o pul pul. Payetler falan, hani yuvarlak payetler böyle küçükten büyüğe doğru. Ha, öyle bir şey de olsaydı hani belki ben buna bir anlam veremedim. Yani beni heyecanlandırmadı, beni etkilemedi. Ben 6 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Bu üniforma sıkıcılığını sevmiyorum ben. Yani keşke farklı desenler, farklı renklerle kombin etseydin üstündeki. Yoksa çok güzel, evet 70'ler olabilir. Ben de beğendim. Retro görünüyorsun. Çantanla kemerinin aynı renk olmasından pek haz etmedim. Bir de kemerinin tarzıyla üstündekinin tarzı pek uyuşmuyor. Oraya tokalı, daha o klasik tokalı bir kemer güzel dururdu. Ama konsept dahilinde olduğun için... Teşekkür ederim. 7 veriyorum. Bir anda sanki podyumda Gülşah geldi. Böyle geldin bana. Retro, ben saçını sevmedim. O iki tane
örgü mü yaptın? Ne yaptın evet. orada? Aha. Onlar retro değil. Onlar vazgeç bebeğim. Boş ver onu. Mavi mercan. Ben renk uyumu çok beğendim. Çok yakıştırdı sana. Yakıştı sana. Evet, bir şey daha katabilirdin üstünde. Ben de kot bile, ceket eline alarak çok iyi olurdu düşünüyorum. Ayakkabı da güzel. Evet, benim için sen teşekkür bugün ederim. 8 hak ettin. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Podyumun kapanışını yaptın Ayşe'nin yerini alıyorum. Teşekkürler.